Selam. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Tanımayanlar varsa merhaba, ben Büşra. Bu kanalda makyaj yapıyoruz. Şimdilik daha sonra çok daha farklı videolar olacak. Bugünkü makyajımız da çok kolay, 15 dakikada yapabileceğiniz, işe giderken kullanabileceğiniz ya da akşam yemeğine gitmiyorsanız da böyle sıradan bir günde yapabileceğiniz bir makyaj. Bizde fondöten olmayacak. O yüzden çok kısa sürüyor aslında. Çünkü fondöten sürdüğünüz zaman çok fazla şey yapmanız gerekebiliyor onun üstüne. Daha doğal, daha günlük. Benim işe giderken yaptığım, eğer makyaj yapıyorsam, bir makyaj. Fazla uzatmadan başlayalım. Şimdi ilk adımımız kapatıcıyla yüzümüzdeki sivilceleri kapatmak. Ben iki tane kapatıcı kullanıyorum. Biri bu Wet n Wild'ın Photo Focus kapatıcısı, bir de Revolution'ın Conceal and Define kapatıcısı. Bu biraz daha açık tonlu olduğu için göz altlarımda kullanıyorum o morlukları gidermek için. Bu benim cilt tonuma çok yakın. O yüzden sivilceleri kapatmada çok işe yarıyor. Kapatıcı kullanmışım gibi gözükmüyor. Bununla başlayacağım çünkü Conceal and Define biraz çizgileri dolabiliyor ve çok çabuk kuruyor. O yüzden önce bununla başlayacağım, sonra Conceal and Define'a geçeceğim. Önümde ayna var. Elime ayna almak zorunda değilim. Bu benim için çok güzel bir şey. Sivilcelerimi kapatacağım. Yani fondöten kullanmayacağım. Makyajdan 2 gün önce 4 tane sivilce çıkardım. O yüzden şu an aslında kapatıcıyı neredeyse tüm yüzüme uygulamam gerekecek ama yapacak bir şey yok. Fondöten sürmek istemiyorum. İşe giderken fondöten sürmek istemiyorum çünkü fondötenin her ne kadar gün sonuna kadar iyi olacağını bilsem de o fondöten yüzümde en az 12 saat duracak. Ve ben açıkçası bir fondöten yüzümde 12 saat durmasını istemiyorum çünkü cildime yazık. Kapatıcıyı kullanırken biraz daha geniş yapılı bir fark araştırma fırçası kullanıyorum. Çünkü bence kapatıcıyı çok emmeden ve çok dağıtmadan hani sadece kapatmak istediğiniz yeri kapatıyor. O yüzden bence bu çok daha iyi oluyor süngerden. Sünger çok fazla emiyor ürünü ve yeterince istediğim kadar kapatıcılığı bana vermiyor. Yani şuradaki sivilceyi nasıl kapatacak bu kapatıcı çok merak ediyorum. Kapatamadı zaten. Üzerinden bir daha geçeceğim. Dediğim gibi her tarafın zaten kapanmasına gerek yok çünkü fondöten sürmüyoruz sonuçta ve biraz daha doğal olmasını istiyoruz. Ya yazın fondöten sürmek zaten çok akıl kârı değil ama bazen gerekebiliyor. Yani çok fazla sivilce çıktığı dönemler olabiliyor yüzümde. O zamanlar kullanmak zorunda hissediyorum kendimi açıkçası. Çünkü ben böyle tamamen sivilcesiz bir yüz çok istiyorum ama maalesef olmuyor. Yeterince kapandı sanki. Yani mükemmel olmasına gerek yok. Sadece biraz kapatsın, biraz rengini eşitlesin. O lekeler biraz daha azalsın, yeterli. Şimdi göz altı kapatıcıma geçiyorum. Gözümün altında dediğim gibi Revolution kullanacağım çünkü bu çok daha yoğun bir kapatıcı ve çok daha açık renkli. Bunu yüzümde kullandığım zaman hem çok kurutuyor, yani sürdüğüm bölgeyi çok kurutuyor açıkçası. Her ne kadar kapatıcılığını sevsem de. Hem de açık renk olduğu için çok belli oluyor, hoşuma gitmiyor. Gönül istiyor ki şunun bir açık rengini kullanayım. Çünkü gerçekten çok seviyorum ben Photo Focus'u. Bu kaçıncı tüpüm bilmiyorum yani. 3 yıldır falan kullanıyorum herhalde bu kapatıcıyı. Uygun fiyatlı bir kapatıcı arayışındaysanız bence Wet n Wild'a bakmalısınız mutlaka. Tek sıkıntısı bu seri her ne kadar güzel olsa da içinde çok fazla alkol bulunduruyor. O da herkesin cildinin kaldırabileceği bir şey değil. Cildiniz hassassa, ya benim cildim de hassas ama bu bir şey yapmıyor ama bazı insanların cildine o alkol maalesef çok etki yapabiliyor yani çok irite edebiliyor cildi. Güzel bir kapatıcı mı? Güzel bir kapatıcı. Fondöteni de denemek istiyorum da rengim yok çünkü 3 tane renk falan getiriyorlar buraya. Ve onların hiçbiri bana olmuyor yani biri çok açık oluyor, biri çok koyu oluyor, olmuyor. Hepsini getirseniz de değil mi? Yurt dışında 1000 tane renkleri oluyor, buraya getirmiyorlar. Buraya 3 renk getiriyorlar. Niye abi? Biraz daha ekleyelim çünkü yeterince aydınlanmak gibi düşünüyorum. Özellikle şu iki taraf. Bu kapatıcıyı bana işlerinde bir arkadaşım sordu. Hani ben de kullanıyorum ama ilk sürdüğümde böyle bembeyaz oluyor. Yani peçete gibi beyaz oluyor. Ondan sonra rengi hani normale dönüyor dedi. Bir yarım saat sonra rengi normale dönüyor dedi. Çok haklı. Benim de şu an mesela çok beyaz duruyor. Ama okside olan bir kapatıcı. O yüzden
Sorun olmuyor yani. Okside olduğu için bir yerden sonra zaten rengi koyulaşıyor ve benim istediğim renge geliyor. Fondöteni de denemek istiyorum ama fondöteni mat bir fondötenmiş. Ama denemek istiyorum. Büşra dene, bize de göster diyorsanız yorumlara yazarsınız. Kamerada normalde olduğundan çok daha beyaz görünüyor şu an. Zaten çabuğa. Alnımın ortasına süreceğim. Yani şuraya. Böyle aydınlatalım. Bu arada makyaja başlamadan önce güneş kremi ve nemlendiricimi sürdüm. Onları sürmeden tabii ki makyaja başlamıyorum. Benim her gün sürmek zorunda olduğum güneş kremi ve sprey nemlendiricim. Şimdi yüzümü sabitleyeceğim. Hafif bir sabitleyici pudrayla. Çok işi yapmayacağım ama yani çok fazla sabitlemeyeceğim. Çok az pudra kullanacağım. Çünkü yüzümün matlaşmasını çok istemiyorum. Sabitledikten sonra artık gözümüze geçebiliriz. Gözümüz çok kolay. Önce başlamak için yani gözümüzde derinliği yaratmak için biraz turuncu tonlu ama çok aşırı turuncu olmayan bir far kullanacağız. Buradaki şu rengi alacağım, şu ortadaki rengi alacağım. Bu renkle göz kapağımın üstüne yani katlanma bölgesine derinlik vereceğim. Gözünüzde çok az bir derinlik oluşturuyorsunuz ki çok böyle boş gözükmesin. Bu farla yapacağımız şey bu kadar. Daha sonra kahverengi bir farı göz diplerimize geçireceğiz ve şurada çok küçük bir kuyruk yapacağız. Böylece kirpiklerimiz daha da belli olacak ve gözlerimiz biraz daha aslında açılacak. O yüzden şöyle koyu kahve ve mat bir kahverengi tonunu alıyorum. Kirpik diplerimi olabildiğince yaklaşarak bu fırçayla aslında sadece dokundurup çekiyorum yani. Böyle çekmeyeceğim de dokunduracağım ve farı o şekilde bırakacağım. Böylece aslında biraz daha çabasız görünen bir eyeliner olacak. Ve gözlerimizi biraz daha açmış olacak. Ucuna geldiğimizde de fırçayı şu şekilde tutuyoruz ve şöyle bırakıyoruz. Daha sonra benim fırçam iki uçlu bir fırça. Ben bu fırçayı alıp şöyle birazcık bunu dağıtıyorum. Yani bu kadar aslında. Kirpik diplerini birazcık koyulaştırdık ki kirpiklerimiz daha belli olsun. Gözümüz biraz daha açılsın çünkü gözümüzün altına da highlighter süreceğiz. O highlighter sürdüğümüzde de gözümüz biraz daha açılmış olacak ve 10 saat uyumuş gibi gözükeceğiz. Şimdi gözümüzün altına da üst tarafa çektiğimiz aynı turuncu rengini veya daha turuncu bir renk olabilir. Hatta ben daha turuncu bir renk kullanacağım. Şuradaki bu turuncu rengini gözümün alt tarafına geçeceğim. Böylece gözümü aslında biraz daha şöyle yukarı doğru sanki çekikmişçesinde bir hava vereceğim. Hepsi belli hadid etkisi. Yani makyajda belli hadid etkisi. Çekik göz. Kız saçını öyle bir topluyor ki gözleri sanki çekikmiş gibi duruyor ama aslında öyle değil yani. Bu maskara bence gerçekten L'Oreal'in en başarılı maskarası. Paradise maskara bu arada. Çok güzel bir maskara ya gerçekten. Tek sıkıntısı birazcık ağır olması ama o da yani gülü seven dikenine katlanır. Burası da biraz arabesk oldu şu an ama olsun. Renkli bir kaş jeli kullanacağım. Kaşlarımızı hallettikten sonra sıra geldi bronzer'a. Ben bronzer olarak Physicians Formula'nın Butter Bronzer'ını kullanacağım. Bu gerçekten çok güzel bir bronzer ve çok doğal görünüyor. İçinde çok hafif böyle ışıltı var. Tam yazlık.
Bu daha günlük bir makyaj olduğu için allık olarak şeftali tonlu bir allık kullanacağım. Pembe çok günlük bir allık tonu değil. O yüzden bence şeftali en iyisi olacaktır. Ama çok istiyorsanız pembe allık kullanın tabii ki. O kadar çok Revolution ürünü kullanıyorum ki. Revolution artık bence bana ulaşman gerek. Bence artık bir işbirliği yapmamız gerek. Revolution'da kollarını açmış beni bekliyor çünkü. Belki bir gün bekler ama. Türkiye'den çekilmezsin. Türkiye'den çekiliyor diye bir haber duydum bir arada. Kadar doğru bilmiyorum. Umarım çekilmiyordur. Çünkü bayağı başarılı bir marka yani. Ben burnumun bu kemer kısmına ve ucuna da allık sürmeyi seviyorum. Sonra tabii ki highlightersız olur mu? Olmaz. Bu sefer likit bir highlighter kullanmak istiyorum. Şu Wet n Wild'ın Mega Glow Halo Halo highlighter'ından kullanacağım. İlk defa kullanacağım. Umarım batırmam. Whoops. Çok çabuk kuruyormuş ya. Ve favorim olduğunu söyleyemem açıkçası ama fena da değil. Ben bunun üzerinden bir normal toz aydınlatıcıyla geçeceğim çünkü çok hoşuma gitmedi açıkçası. Yine tüm dünyayı aydınlattım ya. Ben ruj olarak şöyle mat kırmızı bir ruj seçtim. Ama tamamen sürmeyeceğim dudağıma. Parmağımı alacağım biraz. Ve dudağıma parmağımla uygulayacağım. Böyle tam rengini vermeden birazcık pembelik verecek. Ve hani daha doğal duracak. Tamamen kırmızı da sürebilirsiniz. Ben çok sürüyorum yani. Günlük hayatımda direkt likit kırmızı ruj sürdüğüm çok oluyor. Ama bugün çok sürmek istemiyorum açıkçası. Son adım olarak tabii ki sabitleyici sprey. Bunu da sıkıyoruz ve makyajımızı bitiriyoruz. Makyajın sonuna geldik. Videonun da sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu gerçekten 15 dakikadan fazla sürecek bir makyaj değil. Ben dediğim gibi konuştuğum için ve araya başka şeyler girdiği için daha uzun sürdü. Ama 15 dakika yani maksimum 15 dakika eliniz alışırsa 10 dakikada yapılacak bir makyaj. Kısalarını istiyorsanız 5 dakikalık 10 dakikalık makyaj rutinlerini istiyorsanız onları da aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Onları da yapmaya çalışırım. Yani 5 dakikalık makyaj rutininde bir maskara, bir ruj, bir de güneş kremi sürebilirim muhtemelen. Ama eğer yapmamı istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Şunu dene Büşra, bunu dene Büşra diyorsanız onu da yazın. Hepsini yaparım. Daha fazla uzatmadan kapatıyorum çünkü aslında benim de artık evden çıkmam gerekiyor. Bu makyaja çıkacağım ve işe gideceğim aslında. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz de beğene tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.